Bak Sibel. Ben seni görünce... yani ne bileyim... böyle aklım başımdan gidiyor. Yani sen benim aradığım kızsın. Anladın mı? Ben senin hayatına girmek değil... seninle bir ömür geçirmek istiyorum. Derya işi bırakmaz inşallah. Olur mu lan öyle şey? Biz aileyiz artık oğlum. Böyle. Küseceğiz, barışacağız. Küseceğiz, barışacağız. Ama halledeceğiz sonunda. Derya da hiçbir yere gitmeyecek. Keşke hiç biz karışmasaydık. Kalbi kırıldı kızım. Lan oğlum salak mısın ya? Ya bu Nihat Yiğit'in ipini çekmek için bana yanaşmadı mı? Hatırlamıyor musun? Ne çabuk unuttun. Şimdi Derya'yı kullanacak işte aynı sebepten. Bu şirketin bütün girdisi çıktısı Derya'nın elinde toplanıyor. Bir tesadüf mü yani Nihat'ın bu kıza yanaşması? Alo. Alo. Şahin abi. Çektim ben fotoğrafları abi. Sağ ol haber verdiğin için. Kullanıyorum abi ben bunları. Kullan aslanım kullan. Hatta kullanacağın manşeti de ben sana yazdırayım. En başa derin ihanet yaz. Heh, hemen altına da reklam güzeli kız ters köşe yaptı diyeceksin. Hı. Kız diyeceksin, Yiğit Kılıç'la adı anılırken soydalların oğlu Yılmaz'la Riva'daki aşk kaçamağında yakalandı diyeceksin. Kızı reklam filminde oynattı, ondan sonra da vuruldu diyeceksin. Şok şok şok. Yiğit Kılıç kıskançlıktan kızın reklam panolarını mı yıktı diyeceksin. Hocalık mı biz hakkı dedi. Kumarhane işini sordu. Destursuz iş mi yapıyorsunuz dedi. Ben biraz anlatmaya çalıştım durumu. Elimizde çok fazla miktarda kayıt dışı para şişti. Bu parayı hem sisteme sokmak hem de temizlemek için... kumarhane işini biraz genişletelim diye düşündük. Yani Bulgaristan'daki kumarhaneler bu iş için çok uygun. Düşündüm ki hem kumarhane işi genişler hem de parayı temizleriz. Genç arkadaşlardan birini bu vazifeyle görevlendirdim. Ama sizce olumsuzsa işi durduralım abi. Ama abi bir toplantı istedi. Hepimizin katılacağı. Nihat organizasyonu yapacak. Ama senin de o toplantıya katılmanı istedi. Yani abiyle tanışacaksın. Abiyle? Peki bu şerefi kime borçluyum? Abi her şeyi takip eder, görür ve bilir. Seninle tanışmak istediğine göre seni takdir ediyor demektir. Derin sulara doğru yol alıyorsun Yiğit. Bu arada toplantının nerede ve ne zaman yapılacağını son ana kadar ben bile bilmem. Organizasyonu Nihat yapar. Güvenlikten de o sorumludur. Yani demek istediğim şu ki her an her yerde bulup seni alabilirler. Hazırlıklı ol. Vallahi iyi adam lafın üzerine gelirmiş. Nerede kaldın Nihat? Gel otur. Nihat Bey asistanım Derya'yla arkadaşlık ettiği için eminim epey vaktini alıyordur. Ben dostumu da düşmanımı da çok iyi seçerim Yiğit. Benim asistanım ne dostun ne düşmanın olur. Neyse, müsaadenizle ben kalkayım. Eminim sizin konuşacaklarınız vardır. Hadi bakalım selametle Yiğit. Ne diyor bu oğlan? Yok bir şey Hakkı Bey. Mühim bir şey değil. Kendi aramızda biz hallederiz. Bana bak Nihat.
Şu aralar her şey çok mühim ve önemli. Abi beni huzuruna aldırdı. Bir görüştük. Bir problem mi var? Yakında anlayacağız. Bir toplantı yapalım dedi. Sen hazırlıklara başla. Ne zamandır toplanmıyorduk. Ben hem hazırlıklara başlarım. Peki abinin istediği özel bir şey var mı? Var. Toplantıya Yiğit de katılsın dedi. Ne işi var onun orada? Yok daha neler. Abinin metini duymuş, merak etmiş. O da mutlaka toplantıda olsun diye söyledi. İnşallah pişman olmaz. Anlamadım. Bir şey mi dedin? Abi istediyse vardır bir hikmeti dedim. Bir şey yer misin? Kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.